Arkadaşlar merhabalar, kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda 6. sınıflar halk kültürü dersi 2. dönem 2. yazılı soru örnekleriyle karşınızdayız. Aşağıdaki ifadelerin doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız şeklindeki ilk bölümümüze bakalım. Evet, birinci bölüm sorumuzda giysiler kişinin belli boyutlarda dünya görüşünü, yaşam felsefesini, düşünce ve değer yargılarını yansıtan bir obje niteliğe ulaşmıştır. Evet, kimisi mini etek giyer, kimisi çarşaf giyer, kimisi başörtüsü takar, kimisi normal kıyafetlerle gider. Bu bizim dünya görüşümüzü veya ne bileyim yaşam felsefemizi anlatır mı? Anlatır arkadaşlar. Onun için bu bilgiye doğru diyelim. Giysi insanoğlunun yaşamında yiyecek, barınma ve korunma gereksinimlerinden sonra en fazla yer alan zenginlik içerikli kültürel bir olgu. Bu da aynı şekilde bu bir temel ihtiyaçtır. Buna da D diyelim. İnsanlar yüzyıllardır hiç değişmeyen aynı tarz giysiler giyerler. Arkadaşlar biz Selçuklulardaki gibi Osmanlılardaki gibi mi giyiniyoruz artık? Bu dönemde biliyorsunuz ki hiç değişmeyen aynı tarzı giyerler diyemeyiz. Tabii ki yıllar geçtikçe giysi şeklimiz de değişiyor. Onun için bu bilgiye yanlış diyoruz. İnsan hayatında giysiler farklı statülerin, gelenek ve törenlerin sembolleri haline gelmiştir. Bu da aynı şekilde doğru bir ifade. Yediğimiz yemekler yaşadığımız coğrafi bölgelere göre değişiklik göstermez diyorsa burada bir yanlışlık var arkadaşlar. Şimdi doğuda biliyorsunuz kebap, lahmacun hep et tarzı çünkü hayvancılık fazla. Karadeniz'e bakıyorsunuz yeşillik, bitkiler özellikle ön planda. Dolayısıyla Akdeniz mutfağına bakıyorsunuz çok daha farklı zeytinyağlı yiyecekler falan. Bu ne demek? Yediğimiz yemekler yaşadığımız coğrafi bölgelere göre özellikle değişir. Ama burada değişiklik göstermez dediği için biz bu bilgiye yanlış diyeceğiz arkadaşlar. Evet, bir başka bölüme geçiyoruz. Burada da çoktan seçmeli sorular. Yine en çok sorulan kısım. Buna da dikkat edelim. Şimdi kadir kıymet bilmek var. Bir elin nesi var, iki elin sesi var. Ama ne diyor? Aşağıdakilerden hangisi bir atasözü değildir? Evet, kadir kıymet bilmek bir deyimdir arkadaşlar. Bir elin nesi var, iki elin sesi var, atasözü. Damlaya damlaya göl olur, atasözü. Ak akçe kara gündür, atasözü. Dolayısıyla atasözü ve deyimleri birbirine karıştırmayalım. Cevabımız A seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel el sanatlarımızdan biri değildir? Evet, ebru biliyorsunuz ki el sanatlarından biri. Bakırcılık böyle, çinicilik böyle ama fotoğrafçılık eskiden beri olmasına rağmen bu bir el sanatı değil arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Bizzat elimizle böyle çekişle, testereyle şununla bununla yaptığımız bir şey olacak. Onun için el sanatlarımızdan biri değil. Fotoğrafçılık buradaki doğru cevabın D seçeneği olduğunu da hatırlatalım bir kez daha. Bir berber bir berbere, bire berber gel beraber bir berber dükkan açalım demiş. Yukarıdaki eser hangi halk kültürünün eseri? Evet, takılmadan söyleyebiliyorsanız bu bir tekerlemedir arkadaşlar. Bayağı uğraşmanız gerekiyor ilk defa duyduysanız. Bazı türkülerimizin yazarı net olarak bilinmez. Halk kültürümüzde yazanı bilinmeyen. Yani bir türkü var çok güzeldir ama kim yazdı bilinmiyor. Kime ait olduğu net belli olmayan eserlere biz ne diyoruz? Halk arasındaki anonim diyoruz arkadaşlar. Anonim türküler demek kimin yazdığı, bestelediği belli değil. Dolayısıyla cevabımız B seçeneği burada. Aşağıdakilerden hangisi bayram ve kutlamaların sosyal kültürel görevlerinden değildir diyelim. Toplumu geçmişiyle ilişkilendirilme evet. Kültürel çatışmaların artmasına sebep olur. Niye artsın ki? Bayramda biz çatışıyor muyuz? Hayır. Yardımlaşma ve dayanışmayı sağlar. Evet. Birliktelik duygusunu pekiştirir. Bu da evetken herhangi bir çatışmaya sebep olmaz, artmaz daha doğrusu. Onun için cevap B seçeneği. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi çalışkanlık ile ilgilidir? Rüzgar eken fırtına biçer. Arkadaşlar burada öfkeyle kalkarsanız zararla otursunuz gibi şeyler var ya. Sinirli olmayacaksınız sakinlikle ilgili, sinirlilikle ilgili. Bu değil. Sakla sarı samanı gelir onun zamanı şeklinde bir ifade var. Bu da çalışkanlıkla değil tutumlulukla ilgili. Dost kara günde belli olur. Evet, gerçek dostun ne zaman belli olacağıyla ilgili. İşleyen demir pas tutmaz. Evet, bu gerçek anlamda da var. Tarlalarda sabanların demirden olduğunu biliyoruz. Toprağı sürdükçe üzerinde pas değil de pırıl pırıl parladığını görüyorsunuz. Niye? Çünkü çalışıyor, kullanılıyor. Dolayısıyla pas tutmuyor. Hem gerçek anlamda hem de mecaz anlamda arkadaşlar. İşleyen demir pas tutmuyor gerçekten. Horon adlı halk oyunu Karadeniz bölgesine özgü bir halk oyunudur. Peki aşağıdaki illerimizden hangisinde horon oyununun oynanması beklenmez? Horon Karadeniz'de oynandığına göre Trabzon Karadeniz'de, Rize Karadeniz'de, Artvin Karadeniz'de ama Adana biliyorsunuz ki Akdeniz bölgesinde haliyle burada horon değil oranın yöresel oyunları oynanır diyelim.
Yukarıda tanımı verilen halk kültürünün sözlü kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? Çocuğun ya da bebeğin uyumasını sağlamak amacıyla ya da ağlamasını durması için sade bir dille ve hece ölçüsüne göre ezgili olarak söylenen ürünler. Evet, annelerimiz bunu çok iyi bilir. Bunlar arkadaşlar bebeğin uyuması veya ağlamasını susturması için söylenen ninnilerdir. Onun için cevabımız A seçeneği diyoruz bu soru için. Evet, sol tarafa gelelim. Ekranı çok kaydırmam adına bir sağdan bir soldan yapıyorum. Aşağıdakilerden hangisi evlenecek bir kızın evliliğe maddi katkıları olan çoğunlukla halı, dikiş, nakış, yastık, yorgan, havlu vesaire gibi eşyalarımıza verilen isimler? Evet, gelinlerin çeyizliği olur değil mi arkadaşlar? Biz bunları çeyiz ürünleri deriz. Bavul, sandık, mücevher değil, çeyizdir. Gelinler hep çeyiz hazırlarlar biliyorsunuz. Belki de sizlerin de ablaları var, teyzeler var çeyiz hazırlayan. Bu sizin, de sizin için kolay bir soru olur diyelim. Halka dair her şeyi inceleyen bilim dalı. Evet, halk bilim dediğimiz, folklor dediğimiz bu bilim arkadaşlar yine hemen söylemiş olduk zaten. Halk bilimi veya folklor şeklinde ifade edilir. Halka dair her türlü şeyi inceleyen bilim dalı. Dolayısıyla cevabımız Denizli seçeneği arkadaşlar gayet basit. Zaten halk kültürü dersimizin en önemli kelimelerinden, kavramlarından biri. Aşağıdakilerden hangisi düğünlerde uygulanan geleneklerimizden biri değildir? Düğün öncesi kına gecesi yapılır mı? Düğünlere gitmişizdir. Evet, yapılır arkadaşlar. Geline siyah kuşak bağlanır. Siyah değil, biliyorsunuz ki beyaz gelinin üzerinde kırmızı kuşak vardır arkadaşlar. Sanki şey gibi değil mi? Karate'de, tekvando'da kuşak alır gibi. Dolayısıyla gelinlerin üzerine kırmızı kuşak bağlanır beline. Siyah değil. Çünkü siyah matemi, hüzünü, ayrılığı ifade eder. Dolayısıyla cevabımızın yanlış olan B seçeneğini bulduk. Düğünlerde takı töreni yapılır mı? Evet. Düğün öncesinde kız aile büyüklerine istenir mi? Evet, kız istemi vardır zaten. En önemli adım, en baştaki adım daha doğrusu. Diğerleri sonra gelir. Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim 1.000 tane. Halk kültürünün hangi kaynağı ve çeşidine girer? Evet, bunun cevabı bir kere nar arkadaşlar. Bu bir bilmecedir. Dolayısıyla cevabımızın sözlü tekerleme değil, sözlü ve bilmece olduğu, yazılı yazılı değil, sözlü bir bilmece olduğunu görürsünüz. Onun için cevabımız Ceyhan seçeneği diyelim yine bu soruda. Evet, sol taraftaki sorumuzdayız. Sol taraftaki 10. soruda aşağıdaki kurumlardan hangisi dünya bilim ve kültür mirasını koruma? Evet, bilim ve kültürle uğraşan arkadaşlar kurumun UNESCO olduğunu bilelim. UNICEF ile UNESCO çok karıştırılıyor. UNICEF ise çocukların ve gençlerin haklarını savunan bir sivil toplum kuruluşu arkadaşlar. Çocuklarla, gençlerle ilgileniyorsa UNICEF, bilim ve kültür miraslarıyla ilgileniyorsa UNESCO. Zaten Birleşmiş Milletler'in bu görevi yok. NATO yine North Atlantic Treaty Organization denilen Kuzey Atlantik bir askeri birlik. Dolayısıyla cevabımızın Ceyhan seçeneği olduğu da gayet açık. Gösterilen saygını kişinin karakterine karşı değil, zenginliğine, giyimine, kuşamına ve varlığına karşı gösterildiğini anlatan seçenek nedir? Evet, benim kişiliğime, karakterime değil de benim zenginliğime, malıma, mülküme, kıyafetime karşı bir saygı gösteriliyorsa bu durumu en iyi açıklayan bakalım neymiş? Ne insanlar gördüm üstünde ceket yok, ne ceketler gördüm içinde adam yok. Bu insanlığı eleştirmeyle ilgili. Nasrettin Hoca'nın söylediği, evet, ye kürküm yedir arkadaşlar. Benim canıma, malıma, zenginliğime, kıyafetime saygı gösteren insanlar için söylenir. Ye kürküm ye. Dolayısıyla bu sözü unutmayın, cevabımız B seçeneği bu soruda. İnsanlar eski kıyafetlerini diğer insanlara bağışlamalar. Bu yardımlaşmadır. Kıyafetlere fazla para harcamaya gerek yoktur. Bu tutumlulukla alakalı ama bahsettiğimiz durum B seçeneğinde gizli, cevabımız B arkadaşlar. Kültürümüze ait giyim, kuşam, ev ve süs eşyaları, oyuncak ve benzeri gibi eski eserleri aşağıdaki yerlerden hangisine gezerek öğreniriz? Evet, eski eşyaların, tarihi eserlerin sergilendiği yer müzedir arkadaşlar. Banka, kahve veya düğün sarayı değil. Bunun müze olduğunu biliyoruz. Cevabımız gayet açık, A seçeneği. Evet, diğer sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi geleneksel Türk mutfağında yer alan yiyeceklerden biri olarak gösterelim? Evet, mantı, Kayserililere selam olsun. Döner Türkiye'nin her yerinde var. Yurt dışında bile var biliyorsunuz. Pizza bizim kültürümüze ait İtalyan değil. İtalyan mutfağından gelme bir şey. Kebap aynı şekilde Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bol miktarda tüketilir. Ama pizza dediğimiz gibi İtalyan mutfağından bizim kültürümüze yansımış bir şey. Onun için cevabımız C seçeneği burada arkadaşlar. 17. sorudayız. Aşağıdaki sözlerden hangisi nişanlanan gençlere söylenir? Evet, nişan evliliğin ilk adımlarından biri. Söz
Nişan, düğün bu şekilde gider. Şimdi Allah rahmet eylesin, ölen insanlara denir, nişanlanana değil. Allah başka dert vermesin. Küçük belalarla, sıkıntılarla bir şeyleri atlatmışızdır ya. Allah başka bir dert vermesin diyoruz. Bu bunlar için. Allah analı babalı büyütsün şekli yeni doğan bebekler için söylenir. Allah tamamına erdirsin. Allah düğününüzü de göstersin anlamında. Çünkü nişanlanmak düğün öncesi yapılan bir aşama. Cevabımız Denizli seçeneği olacak arkadaşlar bu soru için. Evet, 18. sorumuza bakalım. 18. soruda aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımızdan biri değildir? Milli bayram. Arkadaşlar bugün 19 Mayıs, biliyorsunuz ki milli bayramlarımızdan biri, önemlilerinden biri. Kurtuluş Savaşı'nın başlangıcını ateşleyen bir gün 19 Mayıs. Atatürk'ün Samsun'a çıktığı gün, Kurtuluş Savaşı'nın fiilen başladığı bir gün. Bu arada milli bayramınızı da kutluyorum bu video vasıtasıyla. Şimdi Cumhuriyet Bayramı bir millidir. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı zaten bugün, bu bir kocaman millidir. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Atatürk'ün hediye ettiği milli bayramdır ama Ramazan Bayramı dini bir bayramdır. Evet arkadaşlar, bir aylık Ramazan orucunu tuttuktan sonra gelen dini bir bayram. Cevabımız C seçeneği. Aşağıdakilerden hangisi bir tekerlemedir ifadesi var? Arkadaşlar 21. sorudayız. Kısmeti çıkmak bir deyim. Dost acı söyler. Arkadaşlar bu yine bir atasözü. Kırk kantar kırkar kırkar kantar tartar. Evet, bu bir tekerlemedir. Söylemesi zor oluyor genelde. Sakla samanı gelir zamanı, bu bir atasözüdür arkadaşlar. Onun için bizden istenen tekerleme C seçeneğinde karşımıza verilmiş. Evet, 19. sorudayız. Aşağıdakilerden hangisi anne ve babalarımızın oynadığı geleneksel oyunlardan biri değildir? Evet, saklambaçı çocukken oynuyorduk. İp atlamayı oynuyorduk. Her çocuk oynar. Misketi her çocuk oynar ama PUBG artık günümüzün, yani son yılların revaçta olan ama maalesef ki çocuklar için son derece zararlı bir oyun. Umarım oynamıyorsunuzdur demeyeyim ama en azından az oynuyorsunuzdur diyelim. Arkadaşlar, boşa vakit öldürmekten başka bir şey değil. Gözlerinizi, belinizi, bacağınızı, ruhunuzu, psikolojinizi, beyninizi, aklınızı, zekanızı sizden alıyor. Bunu unutmayın. Benden bir abi olarak tavsiye sizlere. Evet, yeni evlenen, hamile olan, gelin olan kişi genellikle hangi renk kıyafetler giyer? Arkadaşlar, yeni evlenen, biliyorsunuz ki evlenirken beyaz gelinlik içerisinde kırmızı kuşakla gidiyor ama evlendikten sonra artık genelde bunu kültür olarak karşılığı yeşil renk olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Yeni evlenen, hamile olan, gelin olan kişi, çünkü yeşil berekettir, huzurdur. Dolayısıyla kültürümüzde cevabımız Denizli seçeneği arkadaşlar bu soruda. Evet, videomuzun son 3 sorusu, hemen mavi, bu 20'den başlayalım. Mavi boncuk veya mercan takan kadın ne anlatmak istemekte? Mavi boncuk biliyorsunuz ki nazara karşı insanları koruması içindir. Yani iyi bir özelliğinizin nazar değmesin diye. Sağlıklı olduğu için değil, ailesinin maddi durumunun iyi olduğu, zenginim diye bu nazar boncuğu takılmaz. Kaynanasıyla arasının açık olduğu, böyle bir şey yok nazar boncuğu için. Ama nazara gelecek kadar güzel olduğunu anlatır. Onun için nazar boncuğu takmıştır ki gören maşallah desin, nazar değmesin anlamında. Evet, diğer sorumuza bakalım. Herhangi bir yakın ölen insanlar yas tuttuklarında genellikle hangi renk giyerler? Evet, cenazelerde genelde siyah gözlük, siyah kıyafetler giyilir arkadaşlar. Bunu filmlerde de, dizilerde de özellikle çok görürsünüz. Dolayısıyla cevabımızın Adana seçeneği olduğu gayet açık. Son sorumuz, aşağıdakilerden hangisi dini bayram? Evet, dini derken dinimizin emrettiği bayramlar. Cumhuriyet Bayramı milli arkadaşlar. Kurban ve Zafer Bayramı milli. Gençlik ve Spor Bayramı milli. Bugün zaten dedik 19 Mayıs. Kurban Bayramı ise ve Ramazan Bayramı birer dini bayramdır. Bunları karıştırmayalım ve bugünkü videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalımızın ismi Özel Öğretmen. Abone olmayı unutmayın lütfen parolasıyla. Hepinize sınavlarınızda başarılar diliyoruz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hoşça kalın ama lütfen Özel Öğretmen kanalımızda kalın.